Eski MKE Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, takımın düşme potasına gireceğini önceden tahmin etmesine rağmen gerekli müdahalede bulunmadığı için üzüntü duyduğunu ifade etti. Faruk Koca, MKE Ankara Gücü'nün Trendyol Süper Lig'den düşmesine giden yoldaki hataları ve yaklaşan kongre sürecine ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı. MKE Ankara Gücü için çok talihsiz bir sezon olduğunu, Aralık 2023'te de kendisinin olmaması gereken bir olay yaşadığını dile getiren Faruk Koca, talihsiz bu olayın ardından istifa ettim ve hukuken benim başkanlığım bitti. Yönetimimdeki arkadaşlar, yeni bir başkan seçti ve yola devam etti, ifadelerini kullandı. Hukuken işin içinde olmayınca insanın birçok şeye müdahale etme hakkının da ortadan kalktığını aktaran Koca, sadece fikriniz alındığı zaman bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. Son 10 haftada takımın düşeceğini öngördüm, endişelerimi söyledim. Müdahale etmediğime pişmanım. Ben bugüne kadar hiçbir hocanın işine karışmadım, başkana da karışmadım. Benim fikrimi sordukları zaman gerekli şeyleri söyleyerek uyardım ama uyarmakla olmuyor. Gerekli kararlar alınsaydı takım düşmeyebilirdi. En büyük endişem buydu, 2025'te yeni stadımıza Avrupa kupalarına katılarak gitmek hayalimdi ama olmadı, dedi. Hoca değişikliği olmalıydı. Faruk Koca, sezonun 29. haftadaki Samsunspor yenilgisinden ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime ilettiğini dile getirdi. Ara transfere ısrarla karşı çıktığını vurgulayan eski Ankara Gücü Başkanı, küme düşmeye giden yolun buradan başladığını belirterek, ben tribünlere oynamam, hepimiz suçluyuz. Herkes hata yaptı ama herkes o hatayı üstlenmedi. Bir yerlere yüklenmeye çalışıldı. Benim en büyük hatam ise hiç müdahale etmememdi. Ara transfere itiraz ettim. Hocanın Kayseri Spor maçından sonraki istifasının doğru olmadığını söyledim ama Samsun Spor maçından sonra hoca değişikliğinin mecburi olduğunu dile getirdim. Ne olursa olsun arkadaşlarla görüşüp bu transferlerin yapılmamasını sağlamalıydım, diye konuştu. Sarı lacivertli takımda içindeki hoca futbolcu problemlerini gördüğünü de dile getiren Faruk Koca, birilerini suçlamak isteyenler oyuncuların maaş durumunu konuşur. Bu takımın oyuncularının para problemi olmaz. Ocak ayından itibaren kulübün idari ve futbol takımına, tavsiyelerim oldu ama direkt dahilim olmadı, dedi.